Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar preteritum. Preteritum konusunu daha önceden görmüştük, bir giriş yapmıştık. Ancak bu ders videomuzda arkadaşlar preteritumu sein ve haben'e çekimliyor olacağız. Onun ardından da ayrıntılı şekilde ne yapıyor olacağız arkadaşlar? Örneklerle pekiştiriyor olacağız. Dilerseniz dersimiz başlasın. Başlığa baktığımızda va ve hatte diye yazmışız. Ancak bunun mastar hallerine baktığımızda sein ve haben şeklinde mastarda olması gerekiyor. Peki preteritum nedir diye soracak olursak arkadaşlar, preteritum tıpkı perfect'te olduğu gibi aynı zamanı kapsamış oluyor. Yani güzel Türkçemizdeki dili geçmiş zamana denk düşmüş oluyor. Dolayısıyla ben geçmişten bahsederken perfect zaman kullanabileceğim gibi preteritum zaman da kullanabiliyorum. İkisinin arasında şöyle bir fark var arkadaşlar. İç içe kullanılabiliyor bunlar, bu yapılar. Ancak genellikle şöyle bir durum var. Preteritum konuşma dilinde, perfectlik de yazı dilinde karşımıza çıkabiliyor. Ancak dediğim gibi bunu hani kesin kez böyle ayırmak da doğru değil. Çünkü konuşmalarda zaman zaman dili geçmiş zaman perfect olabileceği gibi dili geçmiş zaman preteritum da olabiliyor. Hatta aynı cümlenin içerisinde bu iki yapı kullanılabiliyor. Biz dilerseniz öncelikle bu preteritumdaki haben ve sein'in çekimlerine bir bakalım. Sein olarak baktığımızda arkadaşlar, hatırlayacak olursanız sein neydi? Olmak fiiliydi. Ne diyordum ben geniş zaman için? Ich bin, du bist, er, sie ist, ist şeklinde çekimliyordum. Ancak geçmiş zaman yapacak olursam ne olacak arkadaşlar? Ich bin ne olacak? Ich war olacak. Söz gelimi ben, diyelim ki ben Berlin'deyim diyelim. Şimdi Berlin'deyim. Ne olur bu? Ich bin in Berlin. Ancak şu an Berlin'de değilim, oradaydım derken ne olacak bu arkadaşlar? Ich war in Berlin şeklinde olacak. Zaten bunları birazdan örneklerle pekiştiriyor olacağız. Öncelikle dediğim gibi bunu bir çekimleyelim. Demek ki ich war neymiş? Oradaydım. Ich bin ne oluyormuş? Ich war olmuş oluyormuş. Du için ne olacak? Du warst. Demek ki du için ne olacakmış? Du warst. Du bist. Geniş zamanda ne oluyor geçmişte? Du warst demiş oluyoruz. Er, sie, is. Evet. Er, sie, is için durum neymiş arkadaşlar? Er, sie, is, war. Er, war, sie, war ya da is, war. Üçüncü tekilde war şeklinde karşımıza çıkmış oluyor. Wir için de biz. Evet. Ne olacak arkadaşlar? Wir sind. Ne olacak? Wir waren. Demek ki wir waren. Wir sind. Wir waren'e dönüşmüş oluyor. Ihr. Evet. Ihr. İkinci çoğul değil mi? Karşımızda bir grup insan, daha doğrusu iki ve daha fazlası insanlar için ne oluyordu? Ihr. Dolayısıyla ihr seid ne olacakmış arkadaşlar? Ihr wart olmuş oluyor. Sie, evet, burada saygı formunda ya da onlar, sie ne olacak? Burada da sie waren şeklinde çekimleniyor olacakmış. Dilerseniz bunu tekrarlayalım arkadaşlar. Ich war. Ich war. Du warst. Du warst. Er war. Sie war. Es war. Wir waren. Wir waren. Ihr wart. Ihr wart. Sie waren. Sie waren. Evet. Demek ki bu şekilde çekimleniyormuş. Peki haben'e baktığımızda arkadaşlar, haben de neydi? Haben hatırlayacak olursanız sahip olmak demekti. Peki geçmişte sahip olmak diyecek olursak ne olacakmış demek ki? Ich hatte. Demek ki ich habe söz gelimi benim bir arabam var derken ne derim? Ich habe araba neydi? Das Auto. Benim bir arabam var derken ne diyeceğim? Ich habe ein Auto. Ancak bir arabam vardı dediğimde ne olacak? Ich hatte. Dolayısıyla ich hatte ein Auto olacak. Senin vardı diyecek olursak du hast geniş zamanda, geçmiş zamanda ne olacakmış demek ki? Du hattest. Du hattest olacakmış. Er, sie, es için de durum
hatte şeklinde, değil mi? Sie ist demek ki hatte oluyormuş. Bizim var geniş zamanda ne diyorduk arkadaşlar bunun için? Wir haben, ancak bizim vardı derken wir hatten demiş oluyoruz. İkinci çoğul için ihr habt demek ki geçmişte ihr hattet oluyor. Saygı formu sie ve onlar için de hatten demek ki hatten şeklinde yorumlanıyormuş. Dilerseniz bunu da doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich hatte. Ich hatte. Du hattest. Du hattest. Er hatte. Sie hatte. Es hatte. Wir hatten. Wir hatten. Ihr hattet. Ihr hattet. Sie hatten. Sie hatten. Az önce öğrenmiş olduğumuz haben ve seinen preteritum formunu arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Pekiştiriyoruz. Boşlukları dolduraraktan güzel bir şekilde üstünden geçelim. Dilerseniz ilkine baktığımızda arkadaşlar ilk cümleyi 2002 wie alt du da. Evet, wie alt neydi arkadaşlar? Kaç yaşında? Burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Geniş zamanda sein kullanıyorduk, öyle değil mi? Wie alt bist du? Dolayısıyla burada du bist ne olacak arkadaşlar? Du warst olacak, öyle değil mi arkadaşlar? 2002 yılında kaç yaşındaydın diyecek olursak wie alt warst du da? Evet, buradaki da'dan kasıt arkadaşlar 2002 yılını kastetmiş oluyorum, öyle değil mi? 2002 da. Yani o yılda kaç yaşındaydın derken 2002 wie alt warst du da? 20 yaşındaydım derken ne diyeceğim arkadaşlar? Şimdiki zamanda ich bin 20 Jahre alt ya da kısaca ich bin 20 diyebiliyorum. E peki ich bin ne olacak arkadaşlar? Ich war olacak, öyle değil mi? Dolayısıyla 20 yaşındaydım diyecek olursak ich war 20 diyeceğim. Diğer cümlemize geçelim şimdi arkadaşlar. Ich gestern Abend bei dir, aber du nicht zu Hause. Evet arkadaşlar, öncelikle bir anlamlandıralım. Gestern Abend ne demek arkadaşlar? Abend neydi? Akşam demekti. Peki gestern Abend dün akşam. Dolayısıyla dün akşam denildiğine göre bu geçmiş zamanı gerektirecek. Yani neyi gerektirecek? Präteritumu gerektirecek. Bei dir. Bei dir arkadaşlar sende. Yani dün sendeydim, sizin evdeydim anlamına gelen bei dir. Gestern Abend bei dir. Aber du, ama sen nicht zu Hause. Zu Hause, ama sen evde değildin. Bakın evde, zu Hause. Evet, bunu tek bir kalıp şeklinde görüyor olmamız lazım. Zu Hause. Ama sen evde değildin. Evet, burada ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Öncelikle ne gerekecek burası arkadaşlar? Olmak fiilini gerektirecek. Yani sein fiilini gerektirecek. Dolayısıyla ich bin bei dir, senin yanındayım. Peki dün senin yanındaydım diyecek olursak ne diyecekmişiz demek ki? Bin ne oluyormuş arkadaşlar? Ich war, öyle değil mi? Dün akşam sendeydim, sizin evdeydim gibi bir anlam çıkmış oluyor aslında. Ich war gestern Abend bei dir, ama sen yoktun evde diyecek olursak, aber, bu da gene ne olacak arkadaşlar? Olmak fiili, yani sein fiili, du bist ne olacak geçmişte, yani preteritumda warst, öyle değil mi? Dolayısıyla sen evde değildin, aber du warst nicht zu Hause, ama sen evde değildin. Bunu tekrarlayalım, bir toparlayalım arkadaşlar. Ich war gestern Abend bei dir, dün akşam sendeydim, sizin evdeydim anlamında. Aber du warst nicht zu Hause. Ama sen evde yoktun. Evet, buna karşılık da ne diyor B kişisi? Ja, ich im Englischkurs. Evet, Englischkurs, İngilizce kursundaydım diyecek olursak ne diyeceğiz arkadaşlar? Ich bin im Englischkurs. Ben İngilizce kursundayım. Ama geçmişten bahsediyorum. Dolayısıyla bu gene ne olacak? Ich ne olacak arkadaşlar? Gene buradaki yapıyla aynı. Ich war
im English Kurs. Ben İngilizce kursundaydım derken demek ki ya ich war im English Kurs. Sonrakine bakalım arkadaşlar. Burada da bu sefer gene gestern var. Yani gestern ne demek oluyor arkadaşlar? Tıpkı burada olduğu gibi dün akşam, burada da dün. Ancak buraya dikkat edelim arkadaşlar. Z büyük yazılmış. Dolayısıyla Z büyük yazıldığında bu ne anlama gelmiş oluyor arkadaşlar? Bu nezaket formu, yani siz anlamına gelmiş oluyor. Dün neredeydiniz anlamında. Bakın buradaki den pekiştireç noktasında şu anlama geliyor. Neredeydiniz ki gibi bir anlam çıkmış oluyor. Yani bu cümleyi bir anlamlandırıyor. Burada bir merak var. Yani burada neredeydiniz ki bir şaşkınlık var. Yani her zaman geliyordunuz da dün neden gelmediniz gibi bir şaşkınlık da var aslında. Den ile ne yapmış oluyoruz? Pekiştiriyoruz. Yani alelade neredeydin değil de ya neredeydin gibi bir anlam çıkmış oluyor. Dolayısıyla Z saygı formunda ne diyeceğim arkadaşlar? Olmak fiili, yani sein fiili ne olacak? Wo Z için waren olacak, öyle değil mi? Dolayısıyla wo waren Sie denn gestern? Dün neredeydiniz ki? Devam ediyor cümle. Wir doch Deutschunterricht. Evet. Öncelikle bir bakalım. Deutschunterricht neydi? Almanca dersi. Unterricht tek başına ders demekte. Deutschunterricht birleşik yazıldığında ne anlamı geliyordu? Der Deutschunterricht arkadaşlar. Almanca dersi. Buradaki doch bu da gene tıpkı den'de olduğu gibi arkadaşlar pekiştirmiş oluyor. Yahu bizim Almanca dersimiz vardı ya gibi, oradaki o ya, yahu anlamlarında ne yapmış oluyoruz? Pekiştirmiş oluyoruz. Dolayısıyla sahip olmak anlamında haben'i kullanmamız gerekecek ve dünden bahsediyoruz. Haben wir için kullanıldığında ne olacak? Geniş zamanda wir haben, dolayısıyla geçmiş zamanda ne olacak arkadaşlar? Wir hatten olacak. Dolayısıyla ya bizim Almanca dersimiz vardı anlamında wir ne olacak arkadaşlar? Wir hatten doch Deutschunterricht. Bizim Almanca dersimiz vardı yahu. Neredeydin anlamında ve karşılığına bakıyoruz. Neymiş evet cevabı? Ich einen Termin beim Arzt. Evet, boşluk. Buraya bakalım arkadaşlar. Der Termin neydi arkadaşlar? Der Termin, bu bir randevu demek arkadaşlar. Ancak randevudan kasıt şu arkadaşlar. Bir arkadaş randevusu değil. Bir doktor randevusu olabilir. Bir devlet dairesine olan bir randevumuz olabilir. Bu bir büroya gidiyoruz. Profesyonel birisiyle bir araya geliyoruz. O zaman Termin kullanılmış oluyor. Dolayısıyla der Termin nerede? Beim Arzt. Doktor randevusu varmış. Dolayısıyla der Arzt doktorun yanında anlamına gelen beim Arzt. Onun yanında. Doktorun yanında demek ki neymiş arkadaşlar? Beim Arzt, bunu bir kalıp olarak görüyor olmamız gerekiyor. Einen Termin. Evet, bir termin, yani bir randevu anlamına gelmiş oluyor. Fark ettiyseniz burada arkadaşlar der Termin, den Termin, dolayısıyla ne olmuş arkadaşlar? Burada bir akusatif olay var. Yani ismin ihale olayı var. İsmin ihalinde belli başlı fiiller vardı. Dolayısıyla ben bunu sein ve haben içerisinden hangisini seçiyor olmam lazım arkadaşlar? Hangisi olabilir? Sahip olmak, öyle değil mi? Dolayısıyla sahip olmak neyi gerektiriyordu? İsmin iyi halini gerektiriyordu. Ancak güzel Türkçemizde böyle bir şey söz konusu değil, değil mi? Bir şeyi sahibim demem. Mesela söz gelimi bir kitabı sahibim demem. Ancak Almanca'da durum değişiyor, güzel Türkçemizden ayrışıyor. Burada ismin iyi halini, yani akusatifi gerektiriyor. Dolayısıyla haben'i gerektiriyor. Benim bir randevum vardı. Doktor randevum vardı. Diyecek olursam ich habe ne olacak preteritumda? Ich hatte einen Termin beim Arzt. Evet, doktor randevum vardı demiş oluyoruz. Değil mi? Ich hatte einen Termin beim Arzt. Dilerseniz arkadaşlar bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. 2002. Wie alt warst du da?
2002. Wie alt warst du da? Ich war 20. Ich war 20. Ich war gestern Abend bei dir. Aber du warst nicht zu Hause. Ich war gestern Abend bei dir. Aber du warst nicht zu Hause. Ja, ich war im Englischkurs. Ja, ich war im Englischkurs. Wo waren Sie denn gestern? Wo waren Sie denn gestern? Wir hatten doch Deutschunterricht. Wir hatten doch Deutschunterricht. Ich hatte einen Termin beim Arzt. Ich hatte einen Termin beim Arzt. Sıradaki örnekle devam edelim arkadaşlar. Wie denn ihr Urlaub? Evet, Urlaub tatil demek arkadaşlar. Tatil nasıldı? Ancak ihr denildiği için sizin tatiliniz nasıldı? Sizin ancak burada büyük yazılmış. Dolayısıyla saygı formunda değil mi? Bir nezaket formu var. Tatiliniz nasıldı anlamında arkadaşlar. Burada neyi dikkate almam lazım? Üçüncü tekil olarak Urlaub'u almam lazım. Yani tatili kastediyoruz çünkü. Tatiliniz nasıldı? Dolayısıyla sein fiili preteritum halde ne olacak? War. Dolayısıyla wie war denn ihr Urlaub? Tatiliniz nasıldı diye soruyoruz. Wie war denn ihr Urlaub? Naja, es geht. E işte idare eder. Hatırlarsınız bunu nerede görmüştük arkadaşlar? Wie geht es dir? Değil mi? Nasılsın? E işte idare ediyoruz dediğimizde, hatta ben bunu derecelendirmiştim. %50 demiştim. E işte ne iyi ne de kötü. Ortalama. Dolayısıyla bu da gene bir ortalama cevap. E işte ne ya, es geht. Tatil nasıldı? E işte cümlenin devamına bakıyoruz. Das Wetter sehr schlecht. Das Wetter hava, hava durumu değil mi? Hava nasılmış? Sehr schlecht. Çok kötü idi diyeceğiz değil mi? Çok kötüydü. Dolayısıyla war ya da hatte hangi birisi olacak arkadaşlar? Üçüncü tekilde gördüğümüz das Wetter'a göre çekimliyor olacağız. Bu da dolayısıyla ne olacak? Das Wetter war sehr schlecht. Hava çok kötüydü derken demek ki das Wetter war sehr schlecht demiş olacağız. Naja, es geht. E işte das Wetter war sehr schlecht. Hava çok kötüydü demiş oluyor. Evet, bir sonraki cümleye baktığımızda bu bir soru cümlesi. Wo ihr denn so lange? Evet, so lange, lange neydi? Uzun. Burada gene bir ne var arkadaşlar? Bir şaşkınlık ya da ne olabilir burada? Neredeydiniz yahu deriz ya güzel Türkçemizde. O kadar süre neredeydiniz değil mi? Bayağı beklettiniz beni gibi bir anlam çıkabilir. Wo, dolayısıyla ihr olmak fiili yani sein fiilini ihr seid preteritumda ne olacak arkadaşlar bu? Wo wart, öyle değil mi? Dolayısıyla neredeydiniz o kadar uzun süre? Neredeydiniz ki? Gibi bir anlam çıkıyor aslında. Wo wart ihr denn so lange? Burada bir pekiştireç var değil mi arkadaşlar? Cümlenin devamına bakıyoruz. Ich warte schon 20 Minuten. Aynen öyle. Ich warte, değil mi? Bekliyorum. 20 Minuten, 20 dakika demekti 20 Minuten. Bakın schon, burada da ne yapmış oluyor arkadaşlar? 20 dakika, 20 dakikanın altını çizmiş oluyor. 20 dakikadan beridir ne yapıyor? Beklemiş oluyor değil mi? 20 dakikadan beri bekliyorum diyecek olursam. Ich warte schon 20 Minuten. Cevaba bakıyoruz. Evet neymiş? Wir dort in der Bäckerei. Evet biz... Dort, orada, in der Bäckerei. Die Bäckerei neydi arkadaşlar? Fırın, öyle değil mi? Fırındaydık derken die Bäckerei. Burada in'le beraber kullanılırken hatırlayın. Ne oluyordu datiflikte anlatmıştım bunu ayrıntılı. In der Bäckerei. Fırındaydık diyor değil mi arkadaşlar? Wir dort in der Bäckerei. Oradaydık diyecek olursak demek ki ne olacak arkadaşlar? Waren, değil mi? Wir waren dort in der
Bekagay, evet 20 dakikadır neredesiniz yahu diye soruyor. Cevap olarak da wir waren dort in der Bekagay. Evet, bilmeyenler için de onu söyleyelim arkadaşlar. Almanlar bu fırıncılık üzerine gerçekten çok çok iyiler. Dolayısıyla bu birazcık uzun sürebiliyor. Çünkü birçok ekmek çeşitleri, birçok fırın mamulleri, unlu mamul çok çok çeşitli olduğu için büyük olasılıkla ondan dolayı gecikmiş olabilirler. Çünkü seçerken, değil mi? O sebepten 20 dakika beklemiş durumdaymış. Dolayısıyla bu cümleyi toparladığımızda wir waren dort in der Bäckerei, oradaydık, fırındaydık anlamına gelmiş oluyor. Buradaki dort demek ki orada anlamına gelmiş oluyor. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar, was habt ihr am Wochenende gemacht? Am Wochenende, hafta sonu. Fark ettiyseniz arkadaşlar, bu cümlede ne var? Haben ve gemacht var. Evet arkadaşlar, haben ve gemacht, az önce söylemiş olduğum gibi bu perfekt zaman. Ancak burada preteritum zamandan cevap var. Dolayısıyla burada birazcık güzel Türkçemizle ayrışıyor. Şöyle ki, preteritum tıpkı perfekte olduğu gibi aynı zamanı, yani değil geçmiş zamanı kastetmiş oluyorum. Ama burada görüldüğü üzere ne olmuş? Perfekt olarak sormuş. Machen neydi? Yapmak demekti. Haben gemacht, perfekt haliydi. Biz bunu ayrıntılı şekilde perfekt zaman videosunda incelemiştik. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa ilgili ders videosunu mutlaka izlesinler. Demek ki machen ne olmuş? Habe gemacht şeklinde ne oluyormuş? Yazılıyormuş, değil mi? Bu şekilde inceleniyormuş. Hafta sonu diyecek olursam da ne diyecekmişim? Am Wochenende. Dolayısıyla hafta sonu ne yaptınız, değil mi? Karşımdaki bir gruba soruyorum. Was habt ihr am Wochenende gemacht? Evet, burada preteritum halde wir Besuch. Besuch arkadaşlar, ziyaret, misafir. Misafirimiz vardı deriz ya güzel Türkçemizde. Almanca'da da gene vardı deriz. Dolayısıyla burada haben'i gerektiriyor. Wir ne olacak o zaman arkadaşlar? Wir haben ne olacak preteritumda? Wir hatten Besuch. Evet, misafirimiz vardı derken wir hatten Besuch. Meine Schwester und ihr Mann. Evet, ablam ya da kız kardeşim derken ne diyeceğim? Meine Schwester und ihr Mann. Onun kocası, değil mi? Ablam ve onun kocası da derken bu da olabilir, hier olabilir. Buradaydılar diyecek olursak, dolayısıyla olmak fiili iki kişiden bahsediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu ne olacak? İkinci, düzeltiyorum, üçüncü çoğul olacak. Değil mi? Dolayısıyla bu ne olacak? Sie waren da, ya da meine Schwester und ihr Mann waren da. Yani ablam ya da kız kardeşim ve eşi ve kocası buradaydılar diyecek olursak waren da demiş oluyoruz. Buraya da baktığımızda misafirimiz vardı, değil mi? Ne olacakmış? Wir hatten Besuch şeklinde yorumlanıyormuş Almanca'da. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wie war denn Ihr Urlaub? Wie war denn Ihr Urlaub? Naja, es geht. Naja, es geht. Das Wetter war sehr schlecht. Das Wetter war sehr schlecht. Wo wart ihr denn so lange? Wo wart ihr denn so lange? Ich warte schon 20 Minuten. Ich warte schon 20 Minuten. Wir waren dort in der Bäckerei. Wir waren dort in der Bäckerei. Was habt ihr am Wochenende gemacht? Was habt ihr am Wochenende gemacht? Wir hatten Besuch. Wir hatten Besuch. Meine Schwester und ihr Mann waren da. Meine Schwester und ihr Mann waren da. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde preteritum sein ve haben fiillerini incelemiş olduk. Öncelikle ne yaptık arkadaşlar dersin başında? Bunları çekimledik. Onun ardından da pekiştirici çalışma olan bu boşluk doldurma çalışmasını yapmış olduk. Kanalımıza abone olmayı,
yorum bırakmayı, Almanca'yı öğrenmek isteyenlerle kanalımızı paylaşmayı ve aşağıdaki zil butonunu tıklamayı unutmayalım ki sonraki ders videolarını kaçırmayalım. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.